Hamas'ta mahpuslar serbest bırakılsın. Aziz Vahir serbest bırakılsın. İki haftadır biliyorsunuz hasta mahpusların serbest bırakılmasıyla ilgili 7 yıldır yaptığımız eylemimiz maalesef cumartesi annelerinin eyleminin engellenmesi nedeniyle bizim de o alanı kullanmamız, hiçbir şekilde oraya çıkmamız mümkün olmadığı için de hasta mahpusların her gün hem hastaneye gittiklerinde hem diğer hak ihlalleriyle ilgili çok yoğun sorunlarla iç içe olduğu ve kısıtlı kamuoyu tarafından da duyulamadıkları için biz en azından açtığımız bu pencereyi kapatmamak adına ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun onların durumlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yine hepimiz buradayken Aziz Bey'le geçmeden önce bir vicdan borcunu geçen hafta dillendirmiştim. Ancak o vicdan borcunun sadece kişisel anlamda algılanmaması adına şunu ifade ettim. Koçer Özdal'a dedim vicdan borcumuz var. Aslında Koçer Özdal kişisel anlamda Koçer Özdal değil. Yaşamını yitiren, hapishanelerde yaşamını yitiren tüm hasta mahpuslara bizim vicdan borcumuz var. Bizim insanlık borcumuz var. Çünkü onların sesi olmak, onların yaşadıklarını, onların uğradıkları haksızlıkları kamuoyuyla paylaşan, duyulan pencerelerden birisi olarak, alanlardan birisi olarak ne olursa olsun bu mücadelenin, bu duyurunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Hapishanelerde yaşam hakkı ihlalleri devam ediyor. Kanser hastaları, kalp hastaları ve şizofren hastaları için tek başlarına yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılmaları ikinci bir ceza biçimine dönüşmüş durumda. Her hafta bir hasta mahpusun durumunu kamuoyu ve basınla paylaşırken yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması, tedavi olmalarının önündeki engellerin kaldırılması, insan onuruna yakışır koşullarda tedavi edilebilmelerinin olanaklarının yaratılması talebiyle ağır hasta mahpusları gündemimize alıyoruz. Olumlu gelişmelerin yaşandığı her durum hem aileleri hem de bizi elbette ki mutlu ediyor, moral veriyor. 337. oturmamızda şizofren hastası Aziz Bey'in durumunu sizlere anlatmaya çalışacağız. 35 yaşında şizofren olan Aziz Bey'in 8 yıldır hapishanede. Siyasi bir dosyadan 2010-2011 yıllarında Diyarbakır 4. Ağır Ceza'nın ceza mahkemesinden 12,5 yıl ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinden 2 yıl olmak üzere toplam 14,5 yıl ceza almıştır. Diyarbakır D tip hapishanesindeyken Edirne E tip hapishanesine gönderilen Aziz Bey'in burada 1 yıl kaldıktan sonra psikolojisinin bozulması ve şizofren tanısı ile İstanbul Medris T tip hapishanesine sevk edildi. Edirne'de Bakırköy Sinir Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden aldığı raporları var. Aziz Bey'in daha sonra Metris T tipinden Silivri 9 nolu kapalı ceza infaz kurumu hapishanesine gönderilmiştir. Burada bir müddet kaldıktan sonra İstanbul Maltepe 1 nolu L tip hapishanesine sevk edilen Bey'in ilk sevk olduğunda tek kişilik hücrede tutuldu. Daha sonra ise 3 kişilik hücreye alındı. Annesi Besra Bey'in Diyarbakır İl Adli Şubemize oğlunun bulunduğu ve Diyarbakır D tip hapishanesine sevk edilmesi için Ağustos ayının başında başvuru yaptı. Besra Bey'in oğlunun 2011'den beri tutuklu olduğunu, şizofreni ve bipolar bozukluğu hastalıkları bulunduğunu, Edirne ve Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanelerinden aldığı raporlarının olduğunu belirtiyor. Aziz'in telefon görüşmesinde kullandığı ilaçların kendisine ağır depresyonik durumlar yaratıyor dediğini de aktarıyor. Aziz Bey'in komisyonumuza gönderdiği son mektubu ise şu şekilde. Ben
antisosyal kişilik bozukluğu, şizofren ve psikiyatri tedavisi görüyorum. Ağustos ayı içerisinde iki kez hapishanenin kampüs hastanesine giderken asker tarafından ellerim arkadan canımı yakacak şekilde kelepçelendi. Doktorun yanına da bu şekilde çıkartıldım. Ben doktora ellerimin açılmasını, bu şekilde muayene olamayacağımı söyledim. Doktor gerek yok, gerekeni bu şekilde de yapabilirim dedi. Asker de sen dönerisin de ve beni hücreye koydular böylece. Hücrede herkes gittikten sonra ben kapıya vurup askere beni neden götürmediklerini sordum. Asker komutanın emri diyerek yanımdan ayrıldı. Ben tekrar kapıya vurdum, komutan geldi. Cezası bitti, çıkarın dedikten sonra beni hücreden çıkarttılar. Ayrıca kızım lösemi hastası. Ziyaretime gelecek durumda değil ailem. Bu nedenle ben ailemin beni ziyaret edebileceği bir yere sevkimi istiyorum. İstanbul'daki herhangi bir hapishane olabilir. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nden acilen bir avukatla da görüşmek istediğini belirtmiştir. Bizler insan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak her hafta gündemimize aldığımız ağır hasta mahpuslarım bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz bir kez daha.